Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'den almış olduğum Kiwi marka ütünün incelemesini yapacağız. Modelimiz KSI 6319C modeli. Bugün A101 aktüel ürünler içerisinde yer alıyordu. Fiyatı 99 TL. İnternet sitesi üzerinden de satışa sunuldu aynı zamanda. Ütümüzün genel özellikleri seramik tabana sahip olması, dikey ütüleme yapabilmesi, kendi kendini temizleme özelliği ve su damlatmama gibi bazı özellikleri var. Basit, fiyatına göre alınabilecek bir ütü. Kutunun üst kısmı bu şekilde. Şimdi kutumuzu açalım. İçinden ne çıkıyor hep birlikte görelim. Evet, ben de sizinle beraber ilk defa kutuyu açıyorum. İçinden gördüğünüz gibi bir adet ütümüz çıkıyor. Bir adet su doldurma kabı ve garanti belgemiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Türkçe garanti belgesi. Gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu. Ütümüzün genel şeklini bir görelim. Poşetimizden çıkardık. Evet, ütümüz bu şekilde. Kordon uzunluğunu görelim. Fiş uzunluğu ne kadar? Evet, yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğunda kordona sahip. Gördüğünüz gibi üzerinde buhar, aktif buhar kapalı düğmesi var. Buhar tuşu var. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta da su püskürtme tuşu var. Buradan da çıkarılabilir kapağımız var. Buradan da suyumuzu koyuyoruz. Kolayca yerleştiriyoruz. Tekrar yerine şu şekilde oturtabiliyoruz. Çok kolay. Tabanımız bu şekilde gördüğünüz gibi seramik taban. 2000 watt olduğu söyleniyor. Dikey ütüleme yapıldığı, spreyleme olduğu, kendi kendine temizleyebildiği ve seramik taban olduğu üzerinde ibarelerine yer verilmiş. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ayar düğmemiz var. Üzerine maksimum, minimum wool, silk yani çeşitli kumaş türlerinin ısı ayarları var. Şurada bir düğmemiz var. Buraya bastığında sanırım kendi kendine temizleme özelliği var. Görüyorsunuz şurada. Fiyatına göre gayet uygun, kibar. Kullanımı rahat bir ütüye benziyor. Şimdi ütümüzü içerisine su koyup kullanalım. Hazır su koymanızı tavsiye ederim. Kireçli suyunuz varsa bir süre sonra kanalları tıkıyor. O yüzden kireçsiz hazır su kullanmanızı öneririm. Şimdi hep birlikte ütümüzü deneyelim. Ütümüzü prize taktık. Şimdi su koyma bölümünü açtık. Bayağı geniş bir su koyma bölümü var. Rahatlıkla suyunuzu koyabilirsiniz. Hazır suyu tercih ederseniz ileride kireç tutma riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Suyumuzu kolayca ütümüze dolduruyoruz. Bir ölçek bizim için yeterli. Kapağını da çok kolay bir şekilde kapatıyoruz. Evet, ütümüzün ısınmasına bakıyoruz. Ütümüz ısınmaya başladı. Biraz ısınması için bekleyelim. Evet arkadaşlar, ütüleyeceğimiz tişörtümüzü yerleştirdik. Ütümüz hazır. Ayarını yaptık. Gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kırışıkları gayet güzel açıyor. Kırışık hiç kalmıyor gördüğünüz gibi. Tişörtümüzü tek hamlede ütüleyebiliyor. Oo. Gördüğünüz gibi buharı çok kuvvetli. Çok kuvvetli olduğuna dair ses de çıkartıyor. Gördüğünüz gibi. Dikey bir şekilde de ütü yapabiliyorsunuz. Gayet kuvvetli bir ütü ve güzel. Gayet de rahat ütülüyor. Gördüğünüz gibi bu ses bu ütüden geliyor. İnanılır gibi değil. Sanki sanayi ütüsü gibi ses yapıyor ve dikey yaklaşık 1 metre öteye buhar gönderebiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi tişörtümüz gayet güzel bir şekilde ütüledi. Fiyatına göre gayet makul, alınabilecek, kibar, nazik, güzel, küçük bir ütü. Tavsiye ederim, fiyatı 99 TL. 9 taksite kadar alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Buhar gücü inanılmaz.
Gördüğünüz gibi. Sanki sanayi ütüsü gibi. Ütülemeyi de gayet güzel yaptı. Fiyatına göre gayet kullanışlı. Tavsiye ediyorum. Güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşça kalın.